Savunma Türkiye kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda atmaca Gemisavar füzesinin deniz kuvvetlerinde yaygınlaştırılma çalışması üzerinde duracağız. Atmaca Gemisavar füzesi, su üstü harbinin hareket ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geliştirilmiş, hücum bot, fırkateyn ve korvetlerde kullanılabilen yüksek hassasiyetli bir gemisavar savar füzesidir. Roketsan tarafından üretilen füzenin teknik özellikleri ekranda görüldüğü gibidir. Aktif radyo frekans türünde arayıcı başlığa sahip olan füzenin menzili, 220 kilometrenin üzerindedir. Bu menzil, atmaca üretilene kadar ABD'den tedarik edilen ve halen Türk donanmasında kullanılan Harpun Blok 2 gemi savar füzelerin menzilinden yaklaşık 90 kilometre daha uzundur. Milli atmaca füzeleri, aşama aşama, ABD'den tedarik edilen Harpun füzelerinin yerini alacaktır. Atmaca gemi savar füze sisteminin özellikleri incelendiğinde, sistemin, yüksek hedef vuruş hassasiyetine sahip olduğu, tüm hava şartlarında görev yapabildiği, elektronik karşı tedbirlere dayanıklı olduğu, veri bağı ile, fırlatmadan sonra hedefini güncelleyebildiği, eğer hedefi ıskalar ise, manevra yaparak hedefe yeniden saldırı düzenleyebildiği ve gerektiğinde görev iptal yeteneği olduğu görülmektedir. Modern gemi savar füzelerinde bulunan özelliklerin tamamının atmaca füzesine kazandırıldığı anlaşılmaktadır. Atmaca füzesi hedefte zaman özelliğine de sahiptir. Bu özellik aynı gemiden birden fazla ya da farklı gemilerden muhtelif sayıda atılan atmaca füzelerinin aynı anda hedef gemide buluşması anlamına gelir. Hedef gemiye aynı anda bir füze yerine 3 ila 4 füzenin ulaşması sonucunda Hedef geminin savunma sistemleri ciddi oranda yoğunluğa ulaşabilecek ve vurulma ihtimali katlanarak artacaktır. Roketsan, atmaca füzesinin tasarım çalışmalarına 2012 yılında başlamıştır. 2019 yılında atmaca gemi savar füzesi ilk defa olarak F514TCG Kınalıada da korvetinden atılmıştır. 18 Haziran 2021 tarihli kalifikasyon test atışında seri üretimden çıkan ilk atmaca gemi savar füzesi ilk kez hedef gemiyi vurarak batırmıştır. Saha eğitimlerinde konuşma yapan STM Genel Müdürü Özgür Güler Yüz sunumunda Roketsan tarafından geliştirilen atmaca gemi savar füzesinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığının belirlediği 11 platforma entegre edileceği bilgisine yer vermiştir. 23 Kasım 2022'de imzalanan sözleşme kapsamında Halen entegrasyon faaliyetlerinin devam ettiği ve çalışmaların 2027 yılında tamamlanmasının planlandığı öğrenilmiştir. Peki, Atmaca gemi savar füzesi hangi gemilere entegre edilecektir? Türk Deniz Kuvvetleri'nin platform projeleri incelendiğinde, Atmaca gemi savar füzesinin entegre edileceği 11 geminin en yeni ve en modern gemiler olmasının tercih edileceği düşünülmektedir. Atmaca gemi savar füzesinin tüm atışları F514 TCG Korveti korvetiyle yapıldığından bu gemiye atmaca entegrasyonunun zaten yapılmış olduğu değerlendirilmektedir. Bu kapsamda ada sınıfı diğer 3 de atmaca entegrasyonu yapılacağı değerlendirilmektedir. Halen yarı ömür modernizasyonundan geçmekte olan Barbaros sınıfı 4 adet fırkateyninde modernizasyon kapsamında atmaca gemi savar füzeleriyle donatılması beklenmektedir ada sınıfı korvetler ve Barbaros sınıfı modernizasyondan geçecek fırkateynler ile beraberce toplam 7 gemi etmektedir. Son olarak, istif sınıfı inşası devam eden 4 gemi de dahil edildiğinde, atmaca gemi savar füzesi entegre edilecek gemi sayısı, 11 olmaktadır. TCG Kınalıada Ağa'da dahil toplam 12 geminin ortak özelliği, tamamının yeni, modern ve milli sistemlere sahip olmasıdır. Barbaros sınıfı gemiler nispeten daha yaşlı olsalar da yarı ömür modernizasyonu kapsamında en modern ve tamamen milli sistemlerle donatılacaktır. Bu durumda atmaca gemi savar füzesinin yaygınlaştırılması ne anlama geliyor? Daha önce de belirtildiği gibi, atmaca füzeleri ABD yapımı Harpun füzelerinin yerini alacaktır. İnternet üzerinde basit bir araştırma yapıldığında Türk Deniz Kuvvetleri'nce 1973 yılından 2011 yılına kadar toplam 464 adet harpun füzesi tedarik edildiği bilgisine ulaşılmaktadır. Türkiye'nin ABD'den silah alım talepleri ya da ABD Kongresi'nin alım talebine onay vermesi ABD tarafından şeffaf olarak paylaşıldığından füze sayıları açık kaynaklardan kolaylıkla takip edilebilmektedir. Böylece aslında silahlı kuvvetlerde mutlak olması gereken gizlilik ciddi şekilde zedelenmektedir. Tedarik maliyetine örnek vermek gerekirse, Harpun füzesinin maliyeti en az 1,5 milyon ABD dolarıdır. Yani Türkiye 464 adet Harpun füzesi için ABD'ye yaklaşık 700 milyon dolar ödeme yapmıştır. Türkiye'nin ödediği rakamlar bununla kalmamaktadır. Füzelerin raf ömrü yaklaşık 10 yıldır. Yani, 10 yıl sonra füzelere bakım, veya modernizasyon uygulanması gerekmekte, aksi takdirde, füze ömrünü tamamlamaktadır. Örneğin, Harpun Blok 2 artı modernizasyonu için birim maliyet 1,2 milyon ABD dolarıdır. Türkiye, mevcut Harpun füzelerinin tamamını, Blok 2 artı seviyesine yükseltmek isterse, ödemesi gereken rakam 556 milyon ABD doları olacaktır. Dolayısıyla tedarik, modernizasyon, bakım, tekrar modernizasyon derken, ömür devri boyunca, Türkiye'nin cebinden yaklaşık 2 milyar dolar ödeme yapılmaktadır. Türkiye bu ciddi rakamı ödediğinde harp gemilerini ne seviyede silahlandırmaktadır? Türkiye 464 harpun füzesiyle tüm savaş gemilerine 1,4 defa tam muharebe yükü sağlayabilmektedir. Yani, savaş gemileri tüm füzelerini attıktan sonra, hepsinin tekrar tam dolumu yapılamamaktadır. Bir başka deyişle, milyarlarca dolar harcama ile sınırsız bir cephaneye maalesef sahip olunamamaktadır. ABD, Türkiye ve diğer ülkelerin füze tedarik taleplerine her zaman olumlu cevap vermemektedir. İşte tüm bu nedenlerle yurt dışından kısıtlı sayılarda tedarik edilerek bağımlılık yaratan pahalı gemi savar füzeleri yerine Türk deniz kuvvetlerinin envanterine ihtiyaç nispetinde sınırsızca ancak dengeli şekilde üretilecek, yerli bir gemisavar füzesinin girmesi son derece önemlidir. Milli Atmaca Gemisavar Füzesinin fiyatı henüz açıklanmamıştır. Ancak, bugüne kadar milli olarak üretilen tüm sistemlerin, yurt dışından alınan muadillerden daha ucuz olduğu bilinmektedir. Bu kapsamda, atmaca füzesi üretimi ve tedariği Türkiye için tasarruf yaratacaktır. Milli Atmaca Gemisavar Füzesinin üretimi, Türk Deniz Kuvvetleri için, kısıtlamasız şekilde, daha gelişmiş füzelere erişim sağlamıştır. Türkiye ihtiyaçlarını yıllara sari şekilde üreterek, modernizasyon ve bakımlarını, üretici firmaya yaptırarak, çok büyük bir tasarruf yaratacaktır. Ayrıca Roketsan, atmaca füzesini, dost ve müttefik ülkelere satabilecektir. Böylece Türkiye sadece bir tüketici iken, başarılı bir üretici ve satış yaparak gelir elde eden bir ülkeye dönüşecektir. Atmaca gemi savar füzesini incelediğimiz videomuz, burada sona eriyor. Videomuza ilişkin görüş ve önerilerinizi, yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Savunma Türkiye kanalının bir sonraki videosunda görüşmek üzere, hoşçakalın.